Sevgili seyirciler, haber arasında bugünkü konuğum, sizin de yakından tanıdığınız ekranların gülen yüzü, kardeşim, arkadaşım Mecnun Serdar Güleçyüz. Mecnun'um, hem yayınımıza hem de aramıza hoş geldin. Hoş bulduk Muhammedciğim. ekranları başında izleyen sevgili dostlarımıza da iyi akşamlar diyerekten programımıza başlamış olalım. Evet, tabii herkesin heyecanla beklediği Yetenek Sensin Sivas adlı yarışma programına da sayılı günler kaldı. Bu iddialı programın sen hem koordinatörlüğünü hem de sunuculuğunu üstleniyorsun ki hazırlıklar da çok süratli bir şekilde devam ediyor. Neler yapıyorsunuz bu kapsamda? Nasıl bir yarışma ortaya çıkacak? Valla çok yoğun çalışmalar devam ediyor abi. Çünkü biz biliyoruz Türkiye ve dünya üzerinde yaşayan binlerce Sivaslı'nın hepsi çok yetenekli. Gezip gördüğümüz mekanlarda abi benim de şu yeteneğim var bak beni bir değerlendir istersen. Ya da işte ben abi bir fırsat ver de şunu bir söyleyeyim, şu Türkiye'yi bir söyleyeyim, şu şarkıyı bir söyleyeyim bak ben neler yapabiliyorum diye Anadolu'nun çeşitli yerlerini gezdik abi malum. Orada birçok insan işte bunu yapabilirim, bunu yapabilirim derken işte kanalımızda böyle bir yarışmanın olacağını ve benim de bu oluşumda yer almamı istediler. Ben de gurur duydum, onur duydum. Ve tabii ki yapılabilecek çok şey var aslında. Evet. Çünkü 7'den 70'e çok farklı bir yelpaze bizi bekliyor. Geniş bir yelpaze. Yetenek Sensin Sivas adlı yarışma programı elbette hünerlerini sergileyecek insanlarla dolu olacak. Tabii türküler, şarkılar, danslar, taklit yetenekleri, sayamayacağımız farklı olaylar. İşte müracaatlar çok fazla da aslında. Müracaatları şöyle bir değerlendirdiğiniz zaman, bir okuduğunuz zaman içinde kaybolup gidiyorsunuz. Aa bunu da mı yapabiliyorlarmış Sivas'ta diyorsunuz. İşte biraz önce Fidan Yazıcı Oğuz Kültür Merkezi'nden geldik. Orada hazırlıklarımız devam ediyor, sahnemiz kuruluyor. Yine jüriler nereye oturtulacak, işte sanatçılar nereden karşılanacak, işte gelen insanlar ki halka açık bir şey olacak, herkes izleyebilecek. Evet. İşte insanlar nereye oturmalı falan gibi. Bayağı bir çalışmalarımız var, yoğunlukta devam ediyor. İşte bu arada sponsor görüşmelerimiz devam ediyor. Güzel bir şey olacak, Sivas adına iyi bir yarışma çıkarmaya çalışıyoruz sadece. Evet. Tabii bu arada 22 Eylül'de başlayan müracaatlar 22 Ekim'de sona erecek. 2 gün kaldı tabii. Bu arada yoğunluk bekliyor musunuz? Valla aslında şimdi de değerlendirdiğim zaman yoğun bir kalabalık var. Biz işin içinden nasıl çıkacağız diye düşünüyoruz. O kadar da yoğun bir katılım var. Ama biz biliyoruz ki biz insanlar her şeyi en sona bırakmayı seviyoruz. Hani en son gün müracaat ederiz. İşte ben üniversiteye bile en son gün kaydoldum. İşte saat 5'te bitiyordu, 4.55'te kaydoldum. Türk insanların da bu var. Tabii ki yani daha vakit var diyerekten beklediklerini biliyoruz. Bu 2 gün içerisinde de bayağı bir katılımın olacağını düşünerekten bekliyoruz. Yapmaları gereken şey çok basit. İnternet sitemize girecekler. İnternet sitemizde şu an altta yazıyor, ekranın altında yazıyor. O internet sitesinden girip Yetenek Sensin Sivas yarışmasının formunu dolduracaklar. Hı hı. Bize getirecekler bir fotoğraflarıyla birlikte. Biz de bakacağız programımıza uygun ise onu da konuk edeceğiz ve yeteneğinizi sergilemesine, hünerini göstermesine sebep olacağız, vesile olacağız abi. Evet. Tabii az önce de sen bahsettin, yelpazesi hakikaten geniş olan bir yarışma programı olacak. Sadece türkü, şarkı veya işte taklit yeteneği değil de farklı farklı dallarda da atıyorum resim yapabilen, iyi bir müzisyen olabilen, öyle değil mi? Tabii. İyi bir resmedebilen, yani çok çeşitli farklı aktivitelerde de yer alacak bildiğim kadarıyla. Vallahi işte dedim ya okuyorum işte başvuruları falan okuyorum o kadar diyorum işte bu da mı yapılabilirmiş Sivas'ta diyorum. Adamlar çok sürprizler var aslında açıklamak istemiyoruz çünkü herkes programımızı izlesin istiyoruz. 29 Ekim'de de ön elemeler yapılacak zaten. Hı hı. Orada da herkes görecek ki Allah Allah bu da mı varmış Sivas'ta diyecekleri. Çok enteresan şeyler var. Taklitle, şarkıyla, türküyle kısıtlı değil elbette ama biliyorsunuz Sivas aşıklar şehri. Şiirlerimiz var. Çok fazla Türk halk müziğinden ses sanatçısı, solo okuyan dostlarımız olacaklar. Müzisyen gruplarımız olacaklar. Yani bir nevi saz söz daha fazla ama olsun biz türküyü severiz. Türküyüz, türkü çığırırız abi. Evet, yine sürprizler de olacak. Tabii çok fazla. Sürprizlere geleceğiz ama şimdi 2 gün kaldı dedik. Evet tabii 22 Ekim'de sona erecek müracaatlar ve 29 Ekim'de ki Sivas ve Türkiye açısından hakikaten oldukça önemli bir günde ön elemeler gerçekleşecek. Nerede, nasıl gerçekleşecek? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Tabii ki Sivas'ta özel bir otelde gerçekleştireceğiz. Televizyonumuza da sık sık reklamını yapacağız o gün ön elemelerde. Gerçi artık ön elemelerde bizim müracaatları tek tek arayıp işte ön eleme için buraya davetlisiniz diye konuklarımızı çağıracağız. Aslında hani isim de vermeyelim, özel bir otel sonuçta, reklamı da şu an yapamayız. Diyelim ki abi bu
29 Ekim'de çok önemli bir günde, bayram gününde birçok insan orada bayram edecek. İşte önerimler geçilirse işte kendilerini ispatlamak adına 14 haftalık 15 haftalık bir program düşünüyoruz. İşte hatta ritmi gittikçe artan, heyecanı gittikçe artan. Çok fazla artan bir program olacak. Çünkü ilk başlarda hani biliyorsun bütün her şeyler rutin başlar. Ama sonra doğru adrenalin de yükselir. Hareketler de daha genişler. Yelpaze daha çok açılır. O zaman daha çok keyif alacaktır. Hem yarışmacılarımız çok keyif alacaklar. Hem izleyenlerimiz adına keyifli bir yarışma programı düzenlemiş olacağız. Evet, şimdi dilersen de jüri üyelerinden bahsedelim. Hakikaten sana eşlik edecek çok önemli ünlü sanatçılar da var ki. Kesinlikle. Çılgın Sedat ve Aslı Köşe gibi o daimi olarak tabi yapımcı Osman Ünsal da buna dahil elbette. Sen de onlarla birlikte eşlik edeceksin. Jüri üyeleri olacak. Tabi her haftada farklı bir ünlü sanatçı yer alacak bu Yetenek Sensin Sivas adlı yarışma programında. Sürpriz isimler var mı bilmediğimiz? Söyleyebileceğim var mı? Tabii ki var. Neler olacak? Kimler katılacak programa? Abi çok fazla jüri üyelerimiz var. Aslında programın konsepti şöyle. 3 tane jüriyemiz var. İşte biraz önce bahsettiğin Çılgın Sedat, Aslı Kökçe ve yapımcı zaten Osman Ünsal. Bunlar jüri üyeleri olarak ekran karşısında olacaklar ve bir tane de gizli bir sesimiz olacak. Hiç kimsenin tanımadığı Sivas'ta yeni bir yetenek keşfettik. Dedik ki abi seni biz yarışmaya sokamayız ama sen jüri olarak arka planda dur. Sen bize sadece espri yap diyeceğiz ve hiç gözükmeyen bir jüriyemiz olacak. Allah. Tabii ki bu da ilginç. Bunu da ilk çok defa farklı, açıklıyorum. Zaten diğer yarışmaların konseptinden çok farklı olacak bu. Bana da sürpriz oldu yalnız. Tabii ben de yeni duyuyorum. Evet abi. Her hafta bir tane ünlü dostumuz gelecek. Şimdi imza atıldığı için rahatlıkla söyleyebilirim bu isimleri. Evet. İsmail YK yine bizimle olacak. İsmail YK haricinde Ankaralı Yasemin. Aslında Sivaslıdır ama mahlası Ankaralı Yasemin. Evet. Ankara havalarını seslendirir. Yusuf Güney abimiz Hollanda'dan tabii ki bu yarışma için gelecek. İşte Latif Doğan Üstad aramızda olacak. Evet. Sivaslı yine bir kızımız. Hadise burada olacak. Mustafa Topaloğlu. Hadise de tabii yer ki alacak. Çok soruyorlar çünkü. Tabii. Hepsi yer alacak. Mustafa Topaloğlu'nu yine keza yarışmada görebilecekler. O zaten gelsin desin bize yetecek programda. Hiç jüri üyesi olarak yorum yapması dahi gerek kalmayacak. Ama ben tabii ki bir tanesini istiyorum ki inşallah onu da getirtebiliriz. O da sürpriz olsun. Bende kalsın. Son zamanlarda çok fazla caps yapılıyor kendi üstünde. Bir yarışmada yine jüri üyesi. Hep böyle duran bir ablamız var. Nur Hanım biliyorsun. Evet. Onu getirtebilirsek 10 numara olacak. Çünkü bir o eksik kalıyor Muhammed abi. Evet. Hepsi tamam olacak. Evet, yani. Gayet güzel, çok renkli olacak abi. Çok güzel bir programımız olacak. Tabii bize destek veren çok fazla firmamız var. Hı-hı. Sponsor anlamında. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onları da en sonunda biz de onları onur etmemiz lazım. Sonuçta bir Sivas projesi. Evet, elbette. Biz de Sivas adına yapılan bütün aktivitelerde olduğumuz gibi işte bu Sivas projesine de evet biz de varız diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Sivas'a da aynı zamanda bir heyecan, bir renk vermiş olacak. Öyle değil mi? Evet, aslında çok daha büyük bir proje bu. Muhammed abi onu da söyleyelim. Bizi yoracak bir proje aslında. Hı. Çünkü düşünün ki Türkiye'de, dünyada önce, sonra Türkiye'de ve sonra da 300 binlik Sivas'a endekslendirilmiş bir proje olacak. Çünkü insanlar daha önce o projeyi gördükleri için Sivas'ta bu mu yapılıyor dememeli. Onu aratmayacak tarzda çalışıyoruz. Evet, işte o da bizi gerçekten yoruyor. Şu an daha geniş bir çapta yapılmış bir program var. Sen bunu biraz daha endekslemiş oluyorsun Sivas'a, doğru söylüyorsun. Ekibi birazcık daha yoracağız. Biraz daha seyirci de titiz olabilecek bu noktada. Tabii ki yani, çünkü daha ama çok şey arayabilir. İzleyicilerimiz de tabii ki onu dedirtmeyiz ama izleyicimiz lan bak işte nasıl yapıyorlar şuna bak Sivas nasıl yaptı dedirtmememiz lazım. Evet. Çünkü biz gerçekten buradaki ekiple gece gündüz bu işe endekslendi ve çalışıyor. İnşallah alnımızın akıyla her projeden çıktığımız gibi bu projeden de çıkmaya çalışacağız. Ne kadar abi güzel, çok da az kaldı, ramak kaldı bu İnşallah programa. Hayırlısı hadi hayırlısı olsun diyelim. Bu arada para ödenine değinelim dilersen. Toplamda 40 bin TL para ödülü. Abi aslında şöyle, inanın ki bu yarışmaya katılacak olan insanların hiçbirisi para ödülünü hiç görmüyor. Yani doğru söylüyorsun. Onun için gelmiyorlar. Ben ona inanıyorum. Çünkü ben dışarıdayken henüz aranıza katılmamışken insanların hepsi şey dediler bana. İşte sen de mi, sen de program sunuyormuşsun, işte yetenekleri buluyormuşsun, benim oğlanı da al diye. Beni aslında bir nevi tabii ki kanalımız çağırdı beni ama daha çok beni halk yitti bu yarışmaya. Çok ciddi anlamda söylüyorum. Evet. Çünkü görenler işte hayırlı olsun işte yarışmaya başlamışsın işte hadise gelecekmiş beni onunla tanıştırır mısın
diyenler de vardı. Evet. Yani biz burada işte Hatice Hanım'la görüşürken dedim ki işte beni aslında siz davet ettiğiniz için değil de halkın çektiği için de geldim. Ne güzel. Çünkü bu oluşumda ben de olmalıyım çünkü halk bunu istiyor diye geldim. Para ödülünü çok fazla düşünen yok ama Muhammed abi. Ola ki hani, doğru bir karar verdin. Eyvallah. şimdi diyecekler ki birinci insan 25 bin TL ödül alacak. Evet. Birincimiz 25 bin lira ödül alacak. İkincimize 10 bin lira, üçüncümüze 5 bin lira vereceğiz. Yani toplamda 40 bin ödüllerken insanlara şey demeyelim. Yani sen birinci olamazsın, 40 bin lira alamazsın değil. Üçüncü ol 5 bin lira al. İkinci ol 10 bin lira al. Evet. Birinci ol 25 bin lira. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Eğer ki hani bu kadar solistle katıldı. Şimdi bunların kanal yönetiminin haberi yok. Ben şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Velev ki çıkan yeteneğimiz eğer ki bir ses dalında yetenek olursa zaten yapımcımız Osman Ünsal bir prodüksiyon şirketi sahibi. Evet. Ben gereken yerlere hazırlıklarımı yapıp çalışmalarımı yapıp o arkadaşımıza da kim olduğu belli olmayan o yarışma birincisine de albüm yapma yolunda yardımcı olacağım ama buradan söz veriyorum abi. Evet. Ben de birilerini devreye sokarım. İşte ona albüm eğer ki... Şarkı ve türküden birinci olan olursa. Evet. Diyorsun, yani evet. Ressam zaten hangi dalda? Birinci olsa evet. Nasıl türkü albümü yapayım adamım? Doğru söylüyorsun. Belki de hani albüm yapmamak için de tutup başkasını seçebiliriz. Alakası yok. Her şey sürpriz abi. Düşünsene abi inşaat uçası mala atarken böyle türkü söyleyecek. Çok farklı yeteneklerimiz var abi. Yetenek olmayan aslında ama bu adamın tek bir adamı yapabildiği şeyler var. Onları da bu programda insanlarımız şov olarak görebilecekler. Evet Mecnun. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim sana. Abi. Hem yayınımıza katıldığınız için hem de tabii aramıza katıldığın için tekrar hoş geldin diyorum sana. Son olarak söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bu arada tekrar hatırlatalım. Son iki gün müracaatlar aşamasında neler söyleyeceksin? Buradan bizi izleyen sevgili izleyicilerimize özellikle önce şöyle başlamalıyım. Öncelikle aileme çok teşekkür ediyorum. Beni bir aylık dönemde hiç yalnız bırakmadıkları için. Şimdi tekrar yeni bir iş başlangıcında, yeni bir heyecanla yine benimle oldukları için çok teşekkür ediyorum aileme, anneme, babama ve yurt dışındaki aileme. Selam da söyleyeyim böyle sallarlar ya ama. haricinde arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Vizyon 58 ailesine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sevgili menajerim, eşim, her şeyim, sevgili Diloş'a çok teşekkür ediyorum bu projede ve her zaman beni yalnız bırakmadığı için. Ne güzel. Bütün herkese de yetenekliyim ben. Ben kendime güveniyorum diye varsa buyursun işte meydan diyoruz. 7'den 77'ye. Herkese herkes çağırıyoruz efendim. Herkese davet ediyoruz. Şöyle de bir düşünceniz olabilir. İşte ya Sivas burası. İşte biz rezil olabiliriz. Bilmem ne yapabiliriz. Abi hiç gerek yok. Rezil olacak olsaydım ben rezil olurdum bugüne kadar. Kesinlikle kendinizi, özgüveninizi ele geçirin ve şu iki gün içinde bakın ben de buradayım. Size çok da yardımcı olacağım. Söz veriyorum. Şu katılımlarda onun teminatını almış oluyoruz. Evet. Katılımlarda patlama istiyorum son iki günde. Bakalım neler olacak hep beraber görürüz. Yarın herkesi önce internet sitesine sonra da Vizyon 58 stüdyolarına bekliyorum, davet ediyorum. Mecnun'um çok teşekkür ediyorum tekrar. Abi. Heyecanla bekliyoruz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Haydi Sivas. Yetenek sensin.